Selamünaleyküm. Sevgili arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan'dan sonra da hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Rabbim huzurlu, mutlu bir şekilde, bol bereketli, kazançlı bir şekilde ailenizle daha nice Ramazanlar ve bayramlar geçirmenizi dilerim. Şimdi arazi videolarına çok çıkamıyordum. Cihazları benden almış olan kişiler sağ olsunlar bana videolar gönderiyorlardı. Onları sizlerle paylaşıyordum. Yani bulunmuş olduğum İnegöl mevkisinden yaklaşık 1,5-2 saat uzaklıkta böyle bir köyün yerleşim yerine geldim. Buranın bana resimlerini attı. Gelmek istedim. Çünkü burada birkaç tane hayvan figürü var ve yapı olarak da, yerleşim olarak da güzel bir medeniyetin barındırdığı. Şimdi videoya başlamadan önce çok kısa bir konuşma yapacağım. Ondan sonra da devam edelim. Hatta canlı yayın yapacağım. Canlı yayında da gene konuşma yapacağım. Şimdi benden cihaz alıp da böyle hazine bulanlar oluyor. Bulanlar var daha doğrusu. Onlar kendilerini çok iyi biliyor. WhatsApp'ıma veya Telegram'ıma düne kadar videolar atıp bize yardımcı ol deyip senin de reis burada payın var deyip işi bittikten sonra kanalıma yorum dahi yapmayan bak kanalıma yorum dahi yapmayan böyle arkasını dönen işi bitince işim olmaz diyen çakallara sesleniyorum buradan. Elbet o parayı Allah size yedirmesin. Bak yedirmesin diyorum Allah size. Ramazan günü. Beddua etmiyorum. Allah yedirmesin diyorum. Bana resim video atarken burada ne var burada ne var diye sorup benim başımın etini yiyen mahlukatlara sesleniyorum buradan. Elbet işiniz bana işiniz düşecek. O elinizdeki parayı Allah işte deniyor böyle. Bitittirecek. Bitecek o para. Sonra bana tekrardan geri döneceksiniz. Resim atacaksınız. Ben o zaman sizle görüşeceğim. Ben hepsini bir liste yaptım böyle. Kaydettim. Grup olarak grup yaptım. O zaman sizle görüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar burayı sizlerle paylaşacağım. Burayı sizlerle anlatacağım. Bakın izlediğiniz şu videolara yorumları yapın. Beğenileri atın. Sizler için. Sizler bilinçlenin diye. Kafanıza beyninize bir şeyler girsin diye. Gelmeyin bu tarafa gelmeyin. Ben şimdi döneceğim o taraflara doğru böyle. Hep sizi görecek. Gelmeyin orada oturun bir yarım saat. Yarım saat sonra siz öğrenin diye kafanıza bir şeyler girsin diye burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Destek bana nasıl olursunuz? Yorum yaparak, beğen atarak. Ya nokta dahi olsa yap. Gebermezsin, ölmezsin. Bana nasıl videolar atıyorsun? Bana nasıl resimler atıyorsun? Bana nasıl yardım et diyorsun? Ben de sadece diyorum ki bana para gönderme, bana mal gönderme, bana mülk gönderme. Abi beğeni at, yorum at. Başka bir şey istemiyorum. Ölmez, gebermezsin. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bak. Yer olarak burayı anlatacağım. Niye anlatacağım? Gösteriyorum üstün körü. Burayı anlatacağım. Muhteşemliği göstereceğim. Şimdi dön böyle yavaş yavaş kardeşim. Gel gel böyle gel. Tam böyle buraya gel. Çok uzaklaşma. Şimdi burayı böyle görenler. Özellikle de şuradan bakın. Böyle tam kapsamlı al canım benim. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Burası bir kayalık böyle bir taş. Dere mıcırıyla yapılmış. Horasanlanmış. Sıvanmış vesaire. Şöyle gel güzelim. Şöyle gel canım benim. Bak bakıyoruz arkadaşlar böyle. İşte bu taşın burada ne işi var? O taş nedir? Ne anlatıyor? Şimdi yaklaştıkça, yanına gittikçe ne anlattığını, ne anlatmak istediğini sizlerle ben paylaşacağım. Dedim ya önemli olan böyle araziye baktığımız zaman araziyi anlayabilmek, araziyi okuyabilmek. Şimdi dön böyle. Şurada ufaktan şöyle bir tepelik var. Tümülüs tarzı bir yer. Tamam orası şurası. Tam şu kısım. Bakın şöyle tümülüs tarzı bir yer var burada arkadaşlar. Şurası da böyle tümülüsü andıran bir yer. Tepecikler tepecikler oluşturulmuş. Şimdi buradaki taşlar yapılmış esrarengiz figürler bunları anlatıyor. Bakın şurada bir haritalandırma sistemi yapılmış. Yaklaşır mısın? O tarafa doğru çıkacağız buradan böyle. Şimdi değil anlatacağım. Bakın şu taşın üzerinde bir haritalandırma sistemi yapılmış.
Şimdi arkadaşlar. Arkadaş bu taşı buraya yapmış. Bir kafa. Bak bu. Yani biraz daha üste çıkılırsa. Bu bir hayvanın, bir kurt kafası. Bunun bakış istikameti bu taraf. Orada bir tane daha var hayvan. Onun bakış istikameti bu kadar. Bir tane daha hayvan figürü var. Onun bakış istikameti. Karşıda koltuk varmış burada. Koltuğu kırmışlar. Koltuk parçalanmış. Yanına gittim ben. Keşke parçalanmasaydı. Koltuğun karşı tarafında, ön tarafında mezar ve giriş sistemi yapılmış. Keşke parçalanmasaymış koltuk da ben de size onu gösterebilseymişim, anlatabilseymişim. Sonra bir hayvan figürü daha var. Oymalar var. Yuvarlağından tutun da küçüğünden. Burası bir aile kabristanı. Burada bir baba yaşamış, ağa yaşamış ama burada yaşayan bir bayan. Burası bayanın bir hükümdarlığına geçmiş. Neden bayan hükümdarlığına geçmiş onu anlatacağım. Kamerada burası daha güzel gözüküyor. Burada küçük küçük böyle oymalar var dediğim gibi. Şu sistem arkadaşlar haritalandırma sistemi ve bu taşın burada olma amacı, koyulma amacı neden buraya konulmuşu bunu paylaşacağım. Şimdi benim önce araziyi böyle bir gözden geçirmem lazım. Şu yapılara baktığım zaman eğer anlayabiliyorsam her biri, her bir hayvanın mantık olarak ne anlatmak istediğini çözmem gerekiyor. Bunu bilmiyorsam benimle beraber yaklaşıyorsun. Alan taramayı devreye sokuyoruz arkadaşlar. Önce bakmam gereken, hani olur ya belki buralarda bir kapak sistemi vardır. Ya da işte bir tünel sistemi vardır. Birbirine bağlantı vardır. Şimdi ben burada bu alan taramayı böyle kaldırıyorum. Şimdi bak böyle atıyor beni. Şöyle karşıma gelir misin? Böyle atıyor beni. Yürüyüp devam ettiğim zaman yine böyle atıyor. Yani sözüm ona buradan acaba bir tünel mi var? Böyle. Bu şekilde. Bir tünel mi var? Bakalım buradaki duvar yani kalınlık varsa duvar kalınlığını alalım. Şimdi arkadaşlar buradan böyle bir tünel gidiyor. Neden? Orayı örneklem olarak gösterdim. Videonun sonlarına doğru, ortalarına doğru, sona yaklaşırken daha güzel kapsamlı göstermek için şu tepeye çıkacağız. Bu tepeden böyle gene bakacağız. Şimdi geliyoruz buraya. Gel benimle beraber. Bak burada ufak tefek oymalar yapılmış. Yani küçük burada mezarlar var diyor. Bu taş tamamen bir harita. Şuradan böyle şey yapar mısın? Bunu aldır şöyle komple. Kamerada daha güzel, daha net çıkıyor. Şimdi burası ve şu kısım. Bu bir hayvanın kafasını andırıyor. Sonra geliyoruz. Gel benimle beraber. Gel abi. Gel. Çık yukarı. Relax ol. İsim yok ki. Söylemiyor ki. Rahat ol ki. Şimdi arkadaşlar. Buradaki kanal. Bunun devamı bu taş bununla birlikteymiş. Ama kırılma parçalanma değil. Ayrı. Şimdi o kanalın başlangıcı buradan geliyor. Tam burada bitiyor. Hani aşağıda ben bir çizim yaptım ya. Tünel mi diye. Şimdi burada bir işlem yapılmış. Geliyor ki. Buraya gel. Şurayı gösteriyor ki. Bakın. Bu
Dere mıcırı dediğimiz olay. Aa, pirinç buldu bunu. Vay 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 vay. Seni var ya seni. Dur lan dur lan dur lan. Düşme lan 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 lan. Dur lan. Gitti lan. Gitti lan pirinç. Aşağıdan dedik ya. Güneşe bakamıyorum ya. Gözlüklerimi takayım. Evet. Böyle daha seksi oldu. Şimdi bakın. Tünel dedik buradan geliyor. Oradan geliyor. Burada bir çalışma yapılmış. Bak. Burası. İçeri atıyor direkt otomatik beni. Duvar kısmı. Şimdi buradan geliyor. Buradan böyle beni götürüp böyle yapı çizecek. Şöyle gelir misin canım kardeşim? Yok böyle gel. Şurayı göstereceğim. Şu hattı göstereceğim. Tamam. Şurada kaldı onu. Bak şurayı göstereceğim şunu. Bunun altı arkadaşlar komple oda. Şimdi burayı beraberce çizelim sizle beraber. Burası dedik tünel. Şurası. Burada yanlış işlem yapılmış. Burada hiçbir şey yok bak. Yani mantık olarak neye göre yapılmış onu bilmiyorum. Ben asıl şeyi sizlere göstermiyorum. Orayı hemen gösterme tamam mı? Dedik tünel. Giriş burası. Tekrardan çizelim sizle beraber. Bak. Buradan gelip içeri girdim. Şöyle geç. Şu tarafa doğru geç. Yani şu cihazı her zaman için şeyi al. Kadrajı al yani. Şimdi güzel kameramanlık yapıyormuş bu arkadaş. Sen neredeydin ya şimdiye kadar? Bakın arkadaşlar. Yani alan taramayı kullanmak, alan taramayla özdeşmek. Ya diyorum ki alan tarama, gel böyle. Alan tarama seni arazide usta yapacak. Bakın oymaları görün. Şimdi burayı da arkadaşlar kurcalamışlar ama ne mantıklı kurcalamışlar bilmiyorum. Burada çok bir şeyler aranmaya çalışmış. Şu karşıyı da gösterir misin? Bir şeyler aranmaya, yaklaştırma, yaklaştırma. Bir şeyler aranmaya çalışmış ama yani bakın arkadaşlar koltuk şuradaydı normalde, oradaymış. Ben gittim oraya, biraz da şöyle açsana. Parçalamışlar. Sadece bir dirseği duruyor. Hatta kasa aramışlar, hediye aramışlar. Şimdi dedik ya, hayvan buraya bakıyor bir tanesi. Bir tanesi oraya bakıyor. Bir tanesi bu kısma bakıyor. Şimdi gel böyle. Odayı çizdik. Yani geniş kapsamlı odayı çizdik. Tabi bunun içinde sedirler var mı yok mu? Mezarlar var mı yok mu? Lahit var mı yok mu? Hani bunun böyle bir yerin içinde lahit olmamasının mümkünatı yok. Neden? Neye göre yok? Lahit olmamasının mümkünatı neye göre yok? Hemen göstermeyelim. Ben bir çizeyim bir de tekrardan. Yani güzel yapılmış sedirlerin üzerlerine konulmuş. Ortada mıdır lahit? Ya da lahitler ortada mıdır? Hani burada lahit olmama gibi bir imkan yok. Neye göre yok diyeceksin veya neye göre konuşuyorsun diyeceksin. Şimdi odayı çizdik, tespiti yaptık. Benle beraber döneceksin. Bak şimdi güzel arkadaşlar. Burası. Az önce ben buradan odayı böyle çizdim ya. Burası bir sedir mezar. Burası sedir mezar. Peki burada var mıdır bu sedir mezardan? Yok.
Burada beni özel olarak bir şey böyle çekiyor. Bak burada lahit. Bakalım burada var mı? Burada da çiziyor. Şimdi geliyorum ben bununla değerli bir mot bakacağım. Altını aldım. Altın gümüş. Sonra göster gözüküyor mu? Sonra lahit diyoruz. Gümüş var mı? Şey var mı? Kurşun var mı? Buna bakacağız. Aldık altına. Yürü yürü, ben öyle gideceğim için şimdi. Altın burada sinyali veriyor. Geçelim. Gümüşe bakmadan önce, ki bence gümüşe gerek yok, kurşuna bakalım. Şimdi seninle ne yapalım biliyor musun güzel kardeş? Yukarıdaki. Şurayı şöyle şuraya kadar kenardan çektim. Tamam. Şu an hazır. Hazırla mı? Hazır. Getir bakalım. Önce çekmeden önce şey yapalım hacı. Şunu bir aldırır mısın? Şunu. Neden yoyo? Hayvanı tam göstermiyor. Bana ver. Ver bana. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu şeyi alır mısın? Kutuyu benden, cihazı benden alır mısın? Tamam. Kapalı mı? Dur bakalım. Şimdi bakın. Kanalı dedim. Bu bunun devamı ama kırılma yok. Kanal buradan böyle bitiyor. Buraya düşüyor. Şuraya düşüyor. Bu arkadaşlar. Şimdi kimine göre kaplumbağadır. Kimine göre başka bir şeydir. Bu bir kurt. Bak bu bir kurt. Ağzını açmış. Kaplan, aslan. Baktığı yön burası. Şu kısım, gideceğiz oraya da. Şimdi ben şu karşıya geçeceğim. Karşıdan. Burası daha güzel duruyor. Burada bir oyma var. Bak burada bir oyma var. Oyması var burada. Şunun sizlere altını göstereyim. Burayı kırmışlar. Keşke kırmasınlarmış. Ama parçalamışlar bunu. Yani böyle şeyleri neden kırarlar ben de anlamam. Bakın bu. Allah cezanı vermesin. Lan! Arı varmış içeride, elimi ısırdı lan. Uf. Parmağımın ucuna dokundu böyle de çektim hemen. Ah! Neyse şişersiz yapacak bir şey yok. Uf. Lan dedim ne oluyor, her tarafa böyle parmağını sokarsan. Yere düştü. Bakın arkadaşlar, bu kasayı temsil ediyor. Yani bunun diyor işte bir yerlerinde kasa var. Bir yerlerinde kasa var bunun. Şimdi benim bunun içinde lahit var dememin şeyi nedir? Garanti olarak konuşuyorum. Çekil bakalım oradan sen. Yakışıklı. Çık bakalım oradan. Bir de sıfatını kapatıyor. Çık. Bakın arkadaşlar. Bu bir kuş. Şimdi arkaya gideceğim. Oradan daha güzel gözüküyor. Kanatlarını kapatmış. Bu kuyruk kısmı. Baktıkları 3 tane bölge var. Bir karşısı. Hazırlanıyor. Çekil. Sonra burası.
karşıya geçip karşıdan bakıldığı zaman da şey gözüküyor. Şurada bir tane boğa tarzı bir şey gözüküyor. Şimdi geliyoruz böyle buraya. Ulan elim. Uf. Bak. Hep oyma. Bak bunların hepsi parçalanmış. Bak burada. Hani dedik ya kasalar gözüküyor diye, kasa var diye. Gördünüz mü abi? Gördünüz mü akil işler? Sonra bunun üstüne çıktık. Üstünü şöyle gezdik. Yani tonlarca ağırlığında direkt karşıya bakıyor. Hazırlanıp uçacak buradan. Şimdi bu şekilde bir kobrayı dandırıyor bu. Bak böyle bir kobrayı dandırıyor. Akil işler. Şöyle bakıldığı zaman bir kobrayı dandırıyor. Böyle. Çektiğin görüntüyü getir bakalım. Geniş çaplı aldım. Her yeri. Al bakalım. Pampa. Görmüyor seni, görmüyor. Yani yarın bugün fenomen olacağım diyor. Böyle yapın. Biz artistik peşindeyiz. Neyse sen bizim arkamıza geç veya biz senin önüne geçelim. Arkadaşlar çekim bu. Kırmızılığı görüyorsunuz. Eyvah diyorum, mazgalı kaldır. Bakın. Aşağıya doğru boşluk var. Bir tane daha şey var. Hat var. Kapak var burada. Ama yalnız buradaki zaten mavi boşluk. Yalnız içerisi ganimet. Mezarların üstü çakılı. Ama burada enteresan bir şey var. Yani buna kapak da diyemeyebiliriz. Yani o elmas. Elmas gibi elmas gösteriyor. Değer şey veriyor. Olabilir. Mor olan mı? Hayır, elmas bakmıyor. Sarılık. Şu işte ya. Evet, bana ilk defa denk geldi böyle. Elmas gibi gözüküyor. Şey olarak 3,5 metre. Yani yanılma payını hesaba katarsan buranın. 4,5. Aşağıdan 1,5-2 metre. 5-5,5 metre şu an. Buranın şeyi. Şimdi malum buradan da giriş var. Şu taraftan giriş var. Böyle. Yani bakın arkadaşlar. Enteresan değil mi bu? Şu. Yeşil alan bile göstermiyor yani. Bak mezarların yani altı komple dolu dolu olmama gibi bir ihtimal yok. Şimdi bana bazen soruyorlar. Abi şimdi burada ben ne görüyorsam, tamam mı? Sen çekim yaptığında sen de aynısını görüyorsun. Benim bir farklı görme gibi bir şeyim yok. Durumum yok. İhtimalim yok. Bak al. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlarda sedir mezarlar var. Kenarlarda. Yani burası bir kraliçeye ait yer. Kralın nerede? Kralı bulmak gerekiyor. Kralın mezarını, odasını. Bak şuna bak ya. Al. Çekim bu. Ben ilk defa böyle bir çekime denk geldim ya. Ve altı ganimet dolu. Harika bir yoğunluk. Vallahi billahi dolu yani. Şunu gel geç. Şuraya. Geti. Mükemmel bir yoğunluk var ya. Göster şöyle geç ya. Yani çekim yaptığımız sistem bak yeraltı 3D karon. Görüntü bu. Şimdi ben burada bana bazen böyle atıyorlar. Diyorum ki alan taramayla benim çizip içeride ne olduğunu bilmem lazım ki çekim yaptığım zaman da sana anlatabileyim. Bu çekimi yapıp bana atıyorlar böyle. Sen ne görüyorsan resimde ben aynı görüyorum. Farklı bir şey görmüyorum. Ama alan taramayla çizim yaparsam ben burada sana anlatabilirim o zaman. Sedir çizdim, mezar çizdim, kazan çizdim, küp çizdim, ne bileyim sandık çizdim vesaire vesaire light çizdim. O zaman anlatabilirim. Şimdi sen ne çizdiğini benim bilmediğim için ben sana verebilecek bir cevabım yok. Burada ben ne görebiliyorsam sen de aynısını görebiliyorsun. Çekim yaptığında senin kendi yerlerinde. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben şimdi burada tüneli de buldum. Girişi de buldum. Odayı da çizdim geniş. Odanın içindeki işte lahit varsa, sedir mezarlar varsa onları da. Üzerlerinde malzeme varsa alan taramayla onları da. Sonra çekim yapıyoruz abi. Çekimden sonra diyebiliyorum. Evet. Olay doğru. Bak. Yani mükemmel bir görüntü. Evet. Müthiş ya. Vallahi müthiş. Şimdi alan taramayı ben bir daha alayım. Çıkalım şunu. Ver bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar. Hı. Değerli kardeşler. Dediğim gibi alan tarama
arazilerde, bölgelerde en güzel, en iyi kullanılacak sistem. Diğer türlü ben dedektörle gideceğim de, onunla gideceğim de, bununla gideceğim de, şunu yapacağım da, işte yeraltıyla bakacağım da, bu cihaz olmadan buralarda bir şeyi tespit etme şansın yok. Onu sen böyle git oraya. Hatta şöyle yapalım. Gel buradan ben de böyle. Kaç dakika oldu? 25. Kaç beş? 25. Buradan da göster aga. Burayı buradan da göster. Tam buradan böyle al. Sonra buraya geleceğiz, sonra yukarı çıkacağız. Şimdi bakın arkadaşlar. Hep buradan bakıldığında bunun kuşa benzer, bunun işte tepeden bakıldığında kobraya benzer, yılana benzer bir şekli şemali yok. Dediğimiz gibi şu aşağıdaki kanat, kuyruk kısmı. Kuyruk kısmı da zaten otomatik girişi yönlendiriyor. Sonra geliyoruz abi bu tarafa. Burada hınzırlar geliyor. Hınzır dediğin domuz mu oluyor? O Fatih, görüntüyü kaydettin mi? Görüntüyü kaydettin mi? Kaydettim. Tamam, ona bakalım bilgisayardan. Tamam. Sonra artık işte. Orada bir tane kurt var dedim ya ben. Kurdun. Baktığı yer tam da burası. Şimdi buraya geliyorsun. Bak burada da bir şekilde şema var. Bir ördek kafasını da andırıyor, bir kurt kafasını da andırıyor. Hani parçaları hep böyle bir araya toplamamız gerekiyor. Bütün hayvanlardaki parçaları bir araya toplamamız gerekiyor. İşte ayakları yoktur. Efendim, kafası vardır, kanadı yoktur. Kaplumbağa burada yok canım canım. Yok, burada yok. Şimdi oradaki kurt dedik. Kurt uzun kuyruk kısmındaki buraya bakıyor. Oradan bir tünel buna geliyor. Buradan yine bir giriş var, yine bir kapak var buradan. Geliyorsun buraya. Böyle buna baktım. Şimdi bir şey yapacaksın. Neye göre burada bir işlem yapman gerekecek o zaman? Dediğim gibi devreye alan tanıma giriyor. Devreye birisinin sana burada anlattığı konu, muhabbet giriyor devreye. Anlatını anlayarak dinle. Ben çıkıp da karı oynatsam kanalımda izlenme rekorunu kıran şakşakçılık kırar. Rekor kırar değil mi? Karı paylaşsam, karı videosu paylaşsam izlerseniz beğeni atarsınız. Bana WhatsApp'tan resim video atmaya geldi mi atıyorsunuz. Beleşten böyle mezar bulup beleşten içine gireceksiniz. Bunları yapmaya geldi mi yapıyorsunuz. Bak anlatıyorum sana yine burada paylaşıyorum bak. Ördek kafası bir nevi, kurt kafası. Bu da sırtı. Sırtlanmış. Yani sen bunu kaplumbağaya da benzet. Neye benzetirsen benzet. Ama ördek. Yani şu sırt kısmı sırtında yavruları geziyor. Yavrularını almış. Bu gidiyor. Bak her türlü bir hayvana benzetilmiş. Şuradan gelir misin? Şöyle şuradan bak, şöyle tut. Şöyle gel bu tarafa. Biraz yaklaş. Hem uzaktan hem yakından yap. Bak bu kafası. Deveye de benziyor. Deve yükünü almış. Anlatabildim mi abi? Her türlü hayvan burada mevcut. Bak bu gözü. Bu deveye de benziyor. Ördeğe de benziyor. Hem bu tarafa, hem bu tarafa, hem bu tarafa. Kafayı çevirmiş bak. Ördek bakıyor, deve kafayı çevirmiş. Yani deve yüküyle burada mal var diyor. Şimdi buradan içeriye bir giriş var arkadaşlar. Burası da bir oda, burası da bir ganimet. Ama gel yavrum. Gel, Ekrem. Mustafa gel. Mahmut. Bakın oradan girildiği zaman böyle geliyor. Burası böyle komple hep birbirlerine bağlantı oda. Gel. Sami. Tamam. Benim. Özellikle bak. O tarafa gel bak ne göstereceğim Fatih. Şuraya gel. Cancağızım şöyle şuradan al bak. Bunu tamam. Çok az bir şey yaklaştırır mısın? Çok az bir şey. Çok az bir şey. Çok. Az daha. Tamam.
Şimdi arkadaşlar, ne demek istediğimi anladınız mı benim? Bakın, şu kısım kurt kafası. Dediğim o yere bakıyor az önce ördek kaplumbağa. Bakın. Kuş. Kanatlarıyla beraber konmuş yuvanın üzerinde. Yani hedef buradan kalkacağım diyor yani. Burada bir bayan var. Deveyi gördün mü? Ördeği gördün mü? Aynen. Sırt kısmını gördün mü? Evet. Burada komple bir oda. Yani oradaki hayvanların parçaları buralarda tamamlanıyor. Anladın mı? Evet. Yani şunu anlatıyor. Orası ayrı bir ganimet. Burası ayrı bir ganimet. Ganimet oğlu ganimet. Yani devreye gene ne giriyor arkadaşlar? Alan tarama. Ve yeraltı. Ve yeraltı. Yani şimdi ben çoğu yerde bir çekim yapıyordum. Sizlerle paylaşıyordum. Ama böyle bir çekimi. Şurada bir kısa çekim yapar mısın? Vaktimiz var. Yani şurası. Ah şuraya gidelim, şurada biraz poz vereyim ya. Sen de beni çek oradan, olur mu? Çok güzel olur. Çok müthiş olur. Ben orada cancağızım. Ben burada kalıyorum. Sen orada çekim yap kısa. Bitirelim ondan sonra, tamam mı? Tamam. Ben sana göstereyim. Harika gözüküyorsun. Küçük de gözüküyor mu küçük? Oo, mükemmel. Tepesine de çıkacağım. Alemin kralı. Oralardan resimler alacağım böyle kısa kısa. Videolar alacağım. Kuyrukçuğuna geleyim. Burada bile oyma var. İki tane oyma var. Dikkat et, kuş seni uçurmasın. Uçursun beni. Uçur beni. Beni uçur. Gözüküyor mu kuşun kafası? Oo. Allah. Ha, az daha kuşun kafasını görüyordun. Allah. Hadi bakalım. Buradan tutayım ipi. Hadi gidelim. Verdin mi güzel pozlar? Süper. İyi mi? İstersen yaklaş. Çok iyi. Yaklaş. Telefonu yaklaştır, şeyi yaklaştırma ekranı, sen yaklaş. Normal şeyi, normalini al, görüntüyü. Normalde. Tamam, yaklaş. Tam alsın. Çok da yaklaşayım deme yani, istersen böyle geç. Yaklaştırma. Normal şeyi bozma yani, normal. Normali aldım zaten. Tamam. Tam alsın böyle. Burada duş alsın yani. Şöyle kayabilirsin mesela çamın dibine. Yatırdım yatırdım çam dibine. Tamam ki. Süper ki. Parmağım acıdı ki. Arı orada ısırdı ki. Soktu ki. Acıdı ki. Gel. Dur gelmeyelim, biz gelelim. Yaşam düşlerdedir. Biz gidelim bakalım oraya. Sen şeyler alma. Yaşam düşlerdedir. Şey olarak kaydettin mi? CSV GRD diye.
GTR GRD'ye kaydettin mi? Neyi? Burada şu mu? Burada görüntü. Evet. Tamam. Deveninkini de kaydedeyim mi? Gel. Evet arkadaşlar, buyurun. Gel gel. Vesilalarında. Şimdi arkadaşlar gözlüğü takıyorum, bir dakika. Şunları almıyor ki. Gel biraz daha gel. Şimdi bakalım. Orada ne vermiş? Şimdi arkadaşlar bana bazen soruyorlar. Derinlik nasıl alınıyor diye. Baba derinlik şu karelerin içerilerindeki şeyleri hesaplamasını yapıyorsun, toplamasını yapıyorsun. Yani MR'ye doğru. Bak burada malzeme vermemiş. Şimdi gelelim. Haşırtta blöf de yapmış burada. Bak. Fatih. Hı. Bunların ikisinde de aşağıda katlı sistemler var ya. Aynısı orada da. Evet bunda da var aynısı. Boşluk yaptı bunda. Bundaki malzemeyle. Yani burada da var malzemeler de. Orada daha çok yoğun. Orası daha çok yoğun aynen. Bunlar da şimdi CSB diye, CRD diye kaydedelim. Burada da var, yok değil. Yani deve kafayı böyle çevirmiş. Bir de ördek karşıya bakıyor. Evet. Orada giriş. Ağacın orada giriş. Yani arkaya doğru sanki daha çok yoğun. Tamam zaten orada olur, arkada olur yoğunluk. Yani burası sadece buradan böyle bir giriyor. Böyle uzuyor. Gel gel, şu görüntü önemli, boş ver. Şöyle yapalım. Evet değerli arkadaşlar bak. Kaybettik şunu. Gördünüz mü? Sen bunu al kaydet dostum. Evet. Karoncuğumuzu yerden kaldır. Dur şöyle ekrana tut da kaydetmeyi de gösterelim. Kaydetmeyi de soran arkadaşlarımıza. Şimdi telefon için GRD at gir diyor. Tamam. Bilgisayar için de CSV at gir. Filtreleme yapmak için bilgisayarda. Lan. CSV deyip kaydediyoruz. Bunu Voxler programında filtrelemek için. Bu kadar. Evet. Bitireceğiz, sakin ol. Evet arkadaşlar. Yer oraya gidelim, oraya gidelim. Yani görüntüsü bile çok iyi ya. Görüntüsü hayran bırakıyor zaten. Evet, görüyoruz. Orayı göstere göstere gel abi. Kuşu mu? Kuşu. Komple gel gel. Oradan gelirken. Da. Koridordan çıkıyorum. Şey alsana, dedektörü alsana. Bak o kadar güzel alsın ki şu kuşu. Kamil. Yani burayı alıyor, orayı da alsın. Tamam. Tamam canım, gelsene. Sürsene lan. Lan. Cancağızım, bak yaklaştırma. Yaklaştırınca kapak resmi aldı mı güzel çıkmıyor. Ben kral yaklaştırmıyorum. Komplesini alıyorum içine. Tamam. Tam niye kızıyorsun ki? Evet, akil işler. Arkadaş kızdı ama kusura bakmayın. İnşallah faydalı olmuştur anlattıklarım. Alan taramayı, işaretleri, kuşu, kurdu, kaplumbağayı. Aslında bu tarafa gelse görüyor musun ucunu? Kafayı kaldırmış. Evet, şu. Evet. Kurt. Kuşu, işte tepesine çıktı mı da kobra. Anlattık işte yani, anlayın da. Ne anlatalım yani? Anlayın artık. Cihazlar belli. Alan taramamız. Lyon. Altın, bronz, gümüş, bakır, kurşun ve serbest mod var. Canın ne isterse arama yap.
Yani bir şey aramak istiyorsan bu. Bir şey aramak istiyorsan bu. Sonra bu. Sonra dedektör. Piyasa sahtekarlarına, dolandırıcılarına inanmayın. Ben gelip size burada çok güzel kurgu da yapabilirdim. Çok güzel malzeme buluyor diye videoda paylaşabilirdim. Ama Allah, Ramazan. Evet, buradan aktaracaklarımız bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.